9. sınıf tekrar testleri din kültürü 2. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tekrar testleri din kültürü 2. ünite cevapları. SEF 9. sınıf din kültürü tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 252 SEF 1. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İdem'in ilk peygamber olduğu vurgulanır. O günden bugüne gelmiş geçmiş bütün insanların çeşitli inanç biçimlerine bağlı yaşadıkları bilinmektedir. Bunun en eski göstergelerinden biri Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe mevkiinde yapılan yakın zamanlı arkeolojik kazılardaki bulgulardır. Burada 12 bin yıl önce inşa edilmiş mabedler bulunmuştur. Fıtır suresinin 24. ayetindeki "Her millet için mutlaka uyarıcı, peygamber gelmiştir" ifadesi bu durumun başka bir açıdan kanıtı olarak değerlendirilir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir? A. Zaman faktörü inanç çeşitliliğinin sebebidir. B. Din insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. C. İnsanlar yaşam alanlarını tapınak biçiminde inşa etmiştir. D. Mabetler dinlerin inanç biçimleri hakkında bilgiler vermektedir. E. Tarihi süreç içerisinde insanların inançlarında değişimler meydana gelmiştir. Cevap B. İkinci Allah inancı ve din duygusu, insana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. İnsanı ruhsal bunalımlardan korur, başarı için ümit ve cesaret verir. Maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın direncini artırır. İnsan, günlük hayatında karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, musibet ve felaketler karşısında yegane teselli kaynağı olarak dini görür. Bu paragrafta vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. İnancın bireye psikolojik faydalarının olduğu. B. Dinin topluma değerler kazandırdığı. C. Allah'a inanmanın fıtrattan geldiği. D. İnsanın zayıf yönlerinin bulunduğu. E. Dinin ilahi kurallar bütünü olduğu. Cevap A. Üçüncü, insan doğasında var olan anlam arayışını bir dine ya da inanca bağlanarak tatmin etmeye çalışır. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu yönünü ortaya çıkaran etkenlerden biri değildir? A. Aşkın bir güce sığınma ihtiyacı. B. Kendi varoluşunu anlamlandırma ihtiyacı. C. Biyolojik varlığını sürdürme gereksinimleri. D. Aklın mutlak bilgiye ulaşmada yetersiz kalması. E. Evrendeki ihtişamın insana acizliğini hatırlatması. Cevap C. 4. Allah'ın kendisini tanıttığı ayetlerden olan Haşr suresinin 22-24. Ayetleri, "O kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır, egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Bu ayetlerde aşağıdaki Allah'ın güzel isimlerinden hangisine değinilmemiştir? A. El-Yalim. B. El-Melik. C. Es-Selim. D. Er-Rezzak. E. El-Musavvir. Cevap D. 5. yerleşim bölgeleri dışında göçebe olarak yaşayan bir grup Bedevi Hazreti Peygamber'e geliyor. Sosyal yardımlardan pay almak için kendisine boyun eğiyor, teslim oluyorlardı. Bu davranışlarını iman etmiş olmak için yeterli saymaları, kendilerini mümin olarak göstermeleri üzerine Hucur suresinin 14 ve 15. ayetleri indirilmiştir. Bedeviler, iman ettik, dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa ok çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat eden kimselerdir.
İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Bu ayetlere göre Arap kabilelerinin uyarılmalarına sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'ın varlığını kalp ile tasdik etmiş olmaları. B. Dil ile ikrarın iman etmek için yeterli olduğunu düşünmeleri. C. Allah'a inandık dedikten sonra eski inançlarına geri dönmeleri. D. Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği içinde olmaları. E. Hazreti Peygamber'in iyi niyetini suistimal etmeleri. Cevap B. SEF 9. sınıf din kültürü tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 253 SEF ve 6. Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkiniyle meydana gelen ve kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklidi iman denir. İslam ilimlerinin görüşlerine göre bu tür iman geçerlidir. Ancak bu imanın akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Çünkü taklidi imana sahip olan kişi küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca taklidi iman yeterince bilgiye dayanmadığı için insanı taassuba ve bağnazlığa sürükleyebilir. Bu metne göre taklidi imanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Müslüman kabul edilmek için yeterli görülür. B. Oluşumunda çevresel faktörler etkilidir. C. Araştırma ve sorgulama ile kazanılır. D. Doğru bilgi zayıf yönlerini izale eder. E. İmanın alt derecelerinden biridir. Cevap C. 7. Belli bir konuda insanlar tarafından ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz bir gerçek olarak kabul edilmesi dogma olarak isimlendirilir. Dogmalar da insanlar veya belirli kurumlar tarafından belirlenen düşünce ve kabullerin başka insanlara dayatılması söz konusudur. İslam inanç esasları ise insan ürünü değil, vahiy kaynaklıdır. İnanan insanlar baskı ve zorlama altında olmaksızın dine gönülden bağlanırlar. Ayrıca İslam inanç esasları insan fıtratına uygundur. Bu nedenle anlaşılması kolaydır ve hakkında her türlü temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilmektedir. Buna göre İslam inanç esasları hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? A. Güvenilirdir. B. Benimsenmesi kolaydır. C. Dinin temelini oluştururlar. D. İnanmada gönüllülük esastır. E. Mezheplerin görüşleriyle şekillenmiştir. Cevap E. 8. Hazreti Muhammed, saf, din hakkında kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, buyurmuştur. Çünkü dinin kolaylaştırılması, onun insanlar tarafından daha istekli kabulünü sağlar. Peşinden gelen, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, emri ise baştaki emri tamamlar. Çünkü zorlaştıran nefret ettirir, nefret ettiren uzaklaştırır. Kolaylaştırmadan müjdelemek yoktur. Din konusunda insanın özgür bırakılması da insanın özgür iradesi ve aklına saygıyı ifade eder. Korkutarak iman ettirmek hiçbir peygamberin uyguladığı bir yöntem olmamıştır. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılan konuyla ilişkilendirilemez? A. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Bide Suresi, 3. Ayet. B. O vakit, Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın, şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. İyi İmrin Suresi, 159. Ayet. C. Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Haşiye Suresi, 21 ve 22. Ayetler. D. Dinde zorlama yoktur. Artık olgunluk ile sapıklık birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Bakara Suresi, 256. Ayet. Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. İyi İmrin Suresi, 20. Ayet. Cevap, A. 9. İman, inancın manevi, kalbi, boyutu, İslam ise dışa yansıyan ameli boyutudur. Bu bağlamda inanan kişi imanını amel ile desteklemelidir. Metinde anlatılan duruma göre hareket eden bir kişiden aşağıdakilerin hangisini yapması beklenmez? A. Birlik ve beraberlik ruhu taşıması. B. Haksızlıklara sabretmesi. C.
C. Musibetlerden dersler çıkarması. D. Takva sahibi olması. E. Güzel ahlaklı olması. Cevap B. SEF 9. sınıf din kültürü tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 254 SEF 10. Bir gün Hazreti Peygamber sahabe ile beraber bulunduğu bir sırada, aniden yanlarına elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah biri çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, kimse de onu tanımıyordu. Doğruca Hazreti Peygamber'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de uylukları üzerine koydu ve şu soruları sordu. I nedir? Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekti vermen, orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi hac etmendir, buyurdu. O kişi, doğru söyledin, dedi. Ardından, iki nedir, diye sordu. Resulullah, Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır, buyurdu. O kişi, yine, doğru söyledin, dedi. Ve tekrar sordu. 111, nedir? Resulullah, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür, buyurdu. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramların hangileri getirilmelidir? A. İman, İslam, fıtrat. B. Tevhid, İslam, ihlas. C. İslam, iman, ihsan. D. İman, hanif, ihsan. E. İslam, iman, ihlas. Cevap C. 11. din vahiy yoluyla Allah tından bildirilen ilahi emirler ve kurallar bütünüdür. Hazreti İdem'den Hazreti Muhammed'e, saf, kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin ortak adı İslam'dır. Bütün peygamberler özü itibariyle aynı dini tebliğ etmişlerdir. Ancak önceki peygamberlere indirilen vahiyler insanların eliyle tahrif edilmiştir. Böylece Yahudilik, Hristiyanlık gibi yeni isimlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu parçaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi çıkarılamaz? A. Hazreti Muhammed, saf. İslam'ın son peygamberidir. B. Yahudilik ve Hristiyanlık asılları itibariyle tevhid dinleridir. C. Peygamberler gönderildikleri toplumların içinden çıkmıştır. D. Vahiy bilgisi peygamberler aracılığı ile insanlara iletilmiştir. E. Dinlerin farklı isimlerle anılmasının sebebi vahyin özünün değiştirilmesidir. Cevap C. 12. İslam düşünce tarihinde amelin imanın bir parçası olduğu söylemini ilk defa Emeviler, ekonomik ve siyasi gerekçelerle uygulamaya koymuşlardır. Onlar, yeni Müslüman olan kişileri namaz kılmayı bilmediklerinden, iman ettiklerini söyleseler de, tam anlamıyla Müslüman saymıyorlardı. Bu nedenle Müslüman olmayanlardan alınan ve zekte göre ağır olan cizye vergisini alıyorlardı. Yeni Müslüman olanlar arasında hoşnutsuzluğa neden olan bu uygulama Ömer B. Abdülaziz döneminde kaldırılmıştır. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Devletin uygulamaları inanan ve inanmayanlara göre farklılık göstermiştir. B. Politik ve ekonomik gerekçeler dini düşünceler üzerinde etkili olmuştur. C. Bu uygulamalar zamanla diğer mezheplerce de benimsenmiştir. D. Bazı devlet yöneticileri dinin özünü kavrayamamıştır. E. İnsanların İslam'a girme süreci sekteye uğramıştır. Cevap C. 13. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin, diye vahyetmişizdir. Enbiya Suresi, 25. Ayet. Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Rm Suresi, 30. Ayet. Verilen ayetlerden hareketle. I. Tüm peygamberler tevhid inancını tebliğle görevlendirilmiştir. 2. İnsan, Allah'ın emir ve yasaklarına inanmaya doğuştan yatkın yaratılmıştır. 3. Her insanın en başta gelen sorumluluğu, yaratıcısını tanımaya çalışmaktır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I.
B. Ayv 2. C. 2 ve 3. D. Ayv 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 9. Sınıf Din Kültürü Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri Sayfa 255 SEF 14. I. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Mide Suresi 3. Ayet 2. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din, ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İyi İmrin Suresi 85. Ayet 3. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o, Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Zümer Suresi 22. Ayet Umaralanmış ayetlerden hangilerinde İslam kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 15. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kifirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa Suresi 150 ve 151. Ayetler Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin, diye vahyetmişizdir. Enbiya Suresi 25. Ayet Bu ayetlere göre İslam inanç esaslarının I. Değişmez ve sabittir. 2. Parçalanamaz bir bütündür. 3. Temeli tevhid inancına dayanmaktadır. Özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? A. Yalnız I. B. Ayv 2. D. 2 ve 3. C. Ayv 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 16. Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerin hali seni üzmesin. Mide Suresi 41. Ayet İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık, derler. Bakara Suresi 8. Ayet Bu ayetlerde söz edilen kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslüman B. Mümin C. Müşrik D. Münafık E. Kafir Cevap D. 17. imanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit veya YS, ümitsizlik durumunda gerçekleşmemesi gerekir. Bu parçadaki altı çizili yer ile aşağıdaki ayetlerin hangisi anlamca örtüşür? A. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsvi olmaktır. Bakara Suresi 85. Ayet B. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın, kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Mü'min Suresi 85. Ayet C. Siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere, Hakk'ın kelamı, okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. İsra Suresi 107 Ayet D. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Enbiya Suresi 22. Ayet E. Şüphesiz bunlar bir öğüttür, artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Müzzemmil Suresi 19 Ayet Cevap B. SEF 9. Sınıf Din Kültürü Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri Sayfa 256 SEF 18 İslam'ın özü, samimiyet, içtenlik ve Allah rızasına dayanır. Bu nedenle İslam'a inanıp inanmamak kişinin kendi tercih ve sorumluluğundadır. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi metindeki durum ile ilişkilendirilemez?
A. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Yunus Suresi 108. Ayet. B. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İyi İmrin Suresi 94. Ayet. C. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Enim Suresi 126. Ayet. De ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf Suresi 29. Ayet. Şüphesiz bunlar bir öğüttür, artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Müzzemmil Suresi 19. Ayet. Cevap B. 19. Hazreti İbrahim kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim! Ben sizin, Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim. Enim Suresi 78 ve 79. Ayetler, bu ayetlerde Hazreti İbrahim inanç konusunda kavminin hangi tutumuna karşı çıkmaktadır? A. Şirk. B. Riya. C. Fısk. D. Nifak. E. Küfür. Cevap A. 20. Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle, peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir kanundur. Şerif Cürcan'ın din tanımında aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz? A. Tercih. B. Resul. C. Vahiy. D. Tebliğ. E. Zaman. Cevap E. 21. I. İnsanın yaratılışına uygun olarak Allah'a inanmaya yatkın halde olmasına denir. 2. Batıldan yüz çevirip yalnız bir Allah'a yönelen, doğruya ve hakka bağlanan, gerçeğe dönen kişi demektir. 3. Diliyle Müslüman olduğunu söyleyip kalbiyle inanmayan kişi demektir. 4. Akıl sahiplerini peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi bir kanundur. Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Fıtrat Hanif Münafık Din. B. Münafık Fıtrat Din Hanif. C. Fıtrat Din Hanif Münaf. D. Din Hanif Münafık Fıtrat. E. Hanif Münafık Fıtrat Din. Cevap A. 22. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Hadis-i Şerif. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Rm Suresi 30. Ayet. Bu hadis ve ayette insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A. Günahsız yaratıldığı. B. Doğruyu bulabileceği. C. Rehberliğe muhtaç olduğu. D. Seçme özgürlüğüyle yaratıldığı. E. İslam'ın, insanın doğasına uygunluğu. Cevap E. SYF 9. Sınıf Din Kültürü Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri Sayfa 257 SYF 23'deki Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin, yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. İbrahim şöyle dedi, ben, onun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Bu ayetlerde I. Dinin temelinde tevhidin yer alması. 2. İlahi dinlerin ortak ahlaki değerler bildirmesi. 3. Peygamberlerin aynı inanç ilkelerini getirmesi. Durumlarından hangilerinin örneği görülmektedir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 24. aşağıda verilen ayetlerin hangisinde din kelimesi, kural, anlamında kullanılmıştır? A. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah'a has kılarak, ihlisle, ona yalvarırlar.
Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi, ancak nankör hainler bilerek inkar eder. B. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. D. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik, yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. E. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur. Cevap, D. 9. sınıf tekrar testleri din kültürü ve ahlak bilgisi 2. ünite çözümleriyle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.